parayı, kazandığı parayı öyle alemlerde sağda solda çarçur etmeyeceğini, yatırım yapacaklar. Daha bir dürbün versenize. Dürbün yok. Eyvallah. Ya paranı değerlendirecektin abi. Gidip de öyle ağayım, ben paşayım, ben böyle ezerim, ben bunu yaparım. Bu triplere girmeden önce düşüneceklerdi. Hani aa bak bazılarında kötü oldu ha, ben mesela ben para kazanmasam da açarım abi bak. Ben bu işten para yani maaş alayım almayayım ben yine yayınımı yaparım. Çünkü ben bu işe başladığımda para kazanmak diye bir şey yoktu. Ben para kazanmadan yıllarca yayın yaptım abi. Benim şu an mesela şu an tabi sağda dur airdrop var. Ha, markete gidik bir ya. Tabii ki şu an şey ses çekiyor. Şimdi niye bir yandan para için yapmak isterim? Çünkü ayrı eve geçtik. Kiramız var, cartımız var, cürtümüz var. Millet mesela şey yıllardır mesela şu işten 5 kuruş para kazanan adam aynen öyle kanka, kolay para kolay harcanır ya. Adam mesela ayda 70-80 milyar kazanıyorum diye, 100 milyar kazanıyorum diye tak tek seferde oyuna 10 bin liralık UC yatırıyorsun. Bir gidiyorsun oyuna 20 bin liralık UC yatırıyorsun. Dayı bunun sonrasını da şeyini de hesaplayacaksın. Ben önceden ben de bak zamanında ben aile evindeydim abi. Ben de ayrı eve çıkmasını bilirdim abi. Ben zamanında mesela 20 bin lira gelirim vardı. En lüks yeri ayda 10 bin lira. Villaya geçerdim lan o ayda 10 bin liraya. Ben de geçerdim ama gerek yok abi. Ben az parada kazansam parayı kullandık, değerlendirdik, motora yatırım yaptık, aldık sattık, bir şeyler yaptık. Da oğlum adamlar bak şimdi. Bende girdi bende. Dediğim gibi abi ben bu işe başlamadan önce para mara kazanmıyordum. Şu saatten sonra ha yine bir YouTube'dan mesela süper chat'ten adamlar mesela donate atar. Yurt dışından donatorlarım falan var. Mesela birisi 3-5 euro atsa, biri 2 euro atsa. Örnek veriyorum, bir arkadaşım var. Geliyor tak gönderiyor 5 sterlin. O para bana kesintisiz bir şekilde gelse bile yine ayda 10 bin lira aşağı yukarı oradan geliyor. O parada hani bu evde yayın yapıyorum diye kiramı çıkarsın yetiyor bana, fazlasında gözüm yok. Ben niye dükkan açtım kanka? Biz dükkanı açtık, hem motosiklet servis dükkanımız olsun diye kendi motorumuzu kendimiz yapar satarız şey yaparız. Benim zaten şu saatten sonraki amacım ticaretti. Al sat paraya para kat. Hani ben de bir ay önce yayınlarda diyordum lan keşke bir şeyler olsa da şu bataklıktan komple kurtulsam, böyle artık real hayata dönsem falan. Ne dediğimiz de oldu. Ha neye üzülüyorum abi, bu yayın işine çok fazla bel bağlayan yayıncı oldu. Ha onlar yine ufak tefek bir şeyler, yani buradaki geliri bel bağlayan insanlara yazık oldu. Ve ben her zaman ben her zaman diyordum abi bu sektörden kazanacağınız araba mı, tamam hallederiz onu. Nerede gitti lan araba? Önümüzde mi, nerede? Bilmiyorum, yok oldu. Oğlum dokunmatik dönüyor ya. Durdu sanırım ya. Aynen durdu, geliyor bize dur. Beni de alsana kanka. Aa hata yaptım. Oğlum diğer adamlar nerede? Lan oğlum bir flash atma yerdekine. Vur şu salakları.